Programımız olanca hızıyla devam ediyor. Gelsin reytingler. Neden? Çünkü o Türkiye'nin starı. O Türkiye'ye uzun bir dönem damga vurmuş adam birisi. O Karadeniz'in medarı, iftiharı Davut Güloğlu. Davut abi hoş geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm diyorum. Ve aleyhine aleyküm selam abi. Senin o güzel yüzünü görmek ne güzel ya. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan tabii ki tüm Mavi Karadeniz'de bizi izleyen, televizyonda ulaşabildiğimizin, sesimizin ulaştığı her yere sevgiler, saygılar iletiyorum. Geçmiş bayramlarında enişte dileklerimi de kutluyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz abi. Biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Hayranlarını kırmadın. Programa bayağıdır başladık. Biz yaklaşık iki ay oldu. İki aydır programdayız. Bu arada her defasında soruyorlar. Davut Güloğlu ne zaman katılacak? Davut Güloğlu ne zaman katılacak? İşte o an geldi ve Davut Güloğlu ekranlarımızda. Bir kez daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ama bayağı da bir katılmak için Ahmet'le beraber kardeşimle, ona da Allah razı olsun. Kendisiyle telefonla bağlantı, bir haftadır konuşuyoruz. Anlaşmaya çalışıyoruz. En son bugüne nasipmiş. Şükürler olsun. Allah bizi kavuşturdu. Hem sevenlerimiz sesimizi duydu, hem de ben hasret gidereceğim. Sizinle beraber inşallah güzel bir sohbet olur. Kesinlikle abi. Yani elbette. Hatta kardeşim öncelikle şunu da söyleyeyim. Harika bir program yapıyorsunuz. Yani gerçi tüm her daldan insanlığı sevenleriyle birleştiriyorsunuz. Hem doktoru, hem siyaseti, hem sanatçısı, hepsi bir arada çok güzel bir program yapıyorsunuz ve uzun saatler boyunca hakkınızı da helal edin. Yani öncelikle söyleyeyim, bu saatte yani hakkınızı da helal edin yani. Çünkü sizi şu anda bu dakikalardan, biz de senin dakikalarından çalıyoruz ya. Abi olur mu ya? Sen neler söylüyorsun Davut abi ya? Şöyle olur bir şey mi var? Şimdi gerçeği konuşalım. Şimdi Davut Güloğlu bambaşka bir fırtına gibi girdi. Yani hani Karadeniz'den böyle popüler popüler sanat hayatına girebilecek bir sanatçı vardı. Yani düşünüyorduk. Hani Anadolu deyince, Karadeniz deyince elbette ki birçok sanatçımız var ama sen biraz da Türkiye'ye mal oldun abi. O noktada biz Karadenizler adına sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Karadeniz'i iyi temsil ettin, iyi şarkılar yaptın, iyi klipler yaptın, Karadeniz'de tanıttın. Böyle bir gerçeği var. Sen de böyle olduğunu düşünüyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında öncelikle tabii ki Karadeniz'in o güzel şehrinde, Rize'de doğdum. Orada bir gençliğim, çocukluğum orada geçti. 16 yaşında İstanbul'a tamamen temelli bir dönüşüm yaptım. Tabii ki çocukluğumda da İstanbul ve Rize arasında, tabii ki ailemle annem babam yaşarken, o zaman Allah rahmet eylesin, yerleri mekanları cennet olsun, tüm bizi dinleyen annesini babasını kaybetmiş olan tüm herkesin de annesinin babasının Allah yerin mekanını cennet etsin diyorum. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de komşu etsin diyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki biz bir tek Türkiye'de, biz Fransa'dan ödüller aldık. Biz Fransa'daki radyolardan ödüller aldık ve Fransa'daki çok en ünlü dergilerde kapak olduk. İnsanın içini ısıtan çocuk diye. Biz Küba'dan, Küba Fidel Castro'dan teklifler aldık, davet aldık. Tabii ki o zamanlar Cumhurbaşkanımızın bizi tebrik edip ödül vermesi, Ahmet Necdet Sezer'den, o zamanlar bizi göndermediler tabii ki o zamanlar. Çünkü orada hastalık vardı. Bizi 3 kez davet etmiştir Fidel Castro. Ona da buradan tabii Allah rahmet olsun diliyorum yani. Ona da. Ama şöyle söyleyeyim ki bizim 284 konser yurt dışı, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, sayabileceğim Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, dünyayı belki de 5-6 kez yani turlamış oldum yani bu vesileyle. Bu vesile tabii ki bizim vesilemiş, hem Karadeniz müziğimizi tüm daha çok kulaklara duyurabilmek, daha çok sevene ulaştırabilmek, daha çok sevenle kucaklaşabilmek, daha çok kültürümüzü yayabilmek ve kültürümüzü daha en uzak noktalara, insanlara ulaştırabilmeyin hep çabasında oldum ve o çabasında da olacağım, devam edeceğim. Şükürler olsun, Allah güç kuvvet verdiği sürece. İnşallah. Peki abi, şey soracağım. Şimdi sen tabii Karadenizlisin, senin de ifade ettiğin gibi. İşte Rize'de doğdun. Bir Anadolu kültürüyle doğdun, büyüdün. Anadolu kültürü ki gerçekten kadim bir kültür. Yani Rize kültürü, o bölgenin kültürü çok eski ve yani bin yıllara dayanan bir kültür. Ama şimdi bir de İstanbul ayağı var. İstanbul farklı bir dünya. Zorluk çektin mi? Yani Karadeniz'de olmak noktasında bu bir avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu? Şimdi
Karadenizli olmak değil. Bir ülkenin hangi toprağında, hangi bölgesinde, doğusunda, batısında, Karadeniz'inde nerede yetişirsen yetiş, yeter ki güzel edebiyle, ahlakıyla, güzel terbiyesiyle, tabii diniyle bütün, ahlakıyla tabii ki tüm aileden almış olduğun edebi en güzel şekilde ve kültürünü en güzel yere nereye getirirsen getir, orada seninle beraber anlaşabileceğin, seninle beraber kucaklaşabilecek çok arkadaş ve dost edinebiliyorsun. Çünkü biz büyük şehirleri biliyorsunuz hep ufak şehirlerden taşınarak böyle kocaman büyük şehirler oluşturduk. İstanbul da onlardan bir tanesi. İstanbul biliyorsunuz ki Türkiye'mizin, ülkemizin gerçekten yani nasıl diyeyim, yani tadına doyulmayacak bir şehri. Çok kıymetli bir şehri. O şehrin insan yani derler ya suyun içtiği zaman oradan kopması mümkün değil. İstanbul'da geldik. Tabii ki bazı sıkıntılarla karşılaştık. Bazı zorluklarla karşılaştık. Zorluk insanlar içindir. Ama biz bu zorluğa pes etmedik. Onun üzerine gittik. Ve o zamanlardan müziğe başladığım dönemlerden de tabii ki zorluk dönemlerden geçtik, geçmedik değil ama hep bir hedef vardı kalbimizde. Karadeniz müziğini etnik pop haline getirip daha çok insanlara iletebilmek ve daha çok kitle toplayabilmek, müziğimizin, kültürümüzün daha çok sevilmesi için ona katkı sağlayabilecek bir düşünce yapısıyla başladım bu işe. Şükürler olsun ki hem burada düşündüğüm o korkularımı da yendim, o cesaretimi de yapmış olduğum işle daha da güçlü bir şekilde kendimi buldum. Onun için şükürler olsun. Beni İstanbul hiç korkutmadı. Çünkü ülkemin hangi tarafı olursa olsun, Diyarbakır'da da gitsem orada da biliyorum ki en güzel şekilde sevenlerim var. Beni kucaklayacak, orada da yer yapacağımı biliyorum. Yani onun için dediğim gibi Türkiye'mizin dört bir tarafında yer edebileceğimiz, çünkü aynı dili konuşuyoruz, aynı inançtayız, aynı fikirleri, aynı kültürü paylaşıyoruz. Onun kesinlikle için zorlanmadım. Şükürler olsun. Kesinlikle. Zorlanmadık ya. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Tabii şey de var, yani senin bir duruşun, sanatçı duruşun da var. Yani biz mesela bütün televizyonlarda görüntülerini izlediğimiz bir adam, göz önünde, yaşantısı göz önünde bir olan adam, ama şöyle de bir avantajı vardı muhtemelen. İşte Davut Güloğlu'nun bir duruşu var. Konuştuğu zaman o duruşuyla konuşur. Bir şey söylediği zaman o duruşuyla. Ya Anadolu seni kabul ettiyse kişiliğinin de bunda çok faydası var. Peki abi, şey soracağım. Bu pandemi döneminde neler yaptın bu arada? Pandemi döneminde öncelikle tabii ki dünyanın üzerindeki olan bu virüsün tabii ki sırf ülkemiz adına değil, biz çok başarıyla bunu temsil eden tabii ki Sağlık Bakanımıza da buradan alkış ediyorum yürekten. Gerçekten çok güzel bir koordine ve organizasyon ederek bunu çok güzel sağladılar ve halkımızı da buradan kucaklıyorum. Bu konuya çok büyük hassas siyet gösterip duyarlılık gösterdiler. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de onlar gibi, sizler gibi, yani herkes gibi evimde aynı şekilde aynen ben de kendimi koronavirüs konusunda kendimi tabii ki izole ettim. Ve izole etmeye de devam ediyoruz. Onun için çok da dikkatli olacağız. Ama bu değil ki koronavirüs geldiği için dünyanın sonu geldi. Böyle düşünmemek lazım. Çünkü virüsler zaten vardı. Biliyorsunuz ki şu anki istatistiklere göre biz şimdi araştırıyorum, bakıyorum. Şu anda domuz gribinden ölen şu anki bu virüsten daha fazla. 14.000 evet ölen, evet 14.000. Evet, gripten ölen bu virüsten daha fazla. Demek istediğim şudur. Bizim her virüse karşı vücudumuz, Allah-u Teala şükürler olsun ki öyle bir dayanıklı bir şekilde bizi yaratmış ki her virüse karşı tabii ki içerimizdeki hücreler onlarla başa çıkabiliyor. Tabii ki buradaki bu virüsteki mikrobun biliyorsunuz ki bulaşıcı olduğu, bu biraz rahatsız edici. İşte nefesten, ağızdan, o biraz insanları korkuttu. Ama ben şuna inanmış bir insanım. Tabii tedbirimizi alacağız ama günü bitmeden asla ve asla Allah bizim ömrümüzü asla ve asla kısıtlamaz ve almaz. Biz biliyoruz ki günümüz geldiği gün gideceğimizi. Allah da bize uzun ömürler versin. Bizi izleyen, dinleyen herkese uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli ömürler nasip etsin. Ama dediğim gibi çok dikkatli olmamız lazım. Çok hassas olmamız lazım.
hem de yaşlılarımız için özellikle gençler bu konuda çok dikkat etmesi lazım. Ve sosyal mesafede de birbirimizi çok iyi bir şekilde yani sarılalım. Biz çünkü sarılan ve kucaklaşan bir milletiz. Çok da bundan zevk alırız. Ben bile bunun hasreti içinde yanıyorum. Ama bu zamanlarda biraz buna dikkat edelim ve buna dikkat edelim değil, bu sosyal mesafeyi koruyalım. Evet. Yani evimizde yaşlılarımıza giderken daha dikkatli olalım ve yaşlılarımızla elimizden geldiği kadar uzaktan görüşmeyi ve dertlerini dinlemeyi telefonla hem uzaktan ya da gidersek camdan ya da kapıdan o şekilde bir şekilde izole edelim, onları koruyalım diyorum. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki koronavirüs daha çok 65 yaşı üstü ve tabii ki kronik hastalığı olanlara daha çok büyük etkisi oluyor. Onun için bu konularda hassas olalım. Peki. Abi şey soracağım. Şimdi tabii birçok hayranım var. Onlardan uzak kaldın. Yani dediğin gibi hepimiz kendimizi izole ettik ama şimdi sıradan insanların kendini izole etmesi başka bir şey. İzleyicilerimiz yanlış anlamasın. Şu anlamda söylüyorum. Yani göz önündeki insanların kendini izole etmesi ve daha doğrusu işte her kesimden hayran olan insanların izole etmesi farklı bir şey. Bu dönemde hayranlarınla iletişim kurdun mu? Neler yaşadınız? Ya şimdi dikkat edersen sosyal medya üzerinden Twitter olsun, Instagram olsun buralardan canlı yayın programları yapıyorlar. Televizyonlardan da istek geliyor. Farklı şekilde de tabii ki bu konularda çok değer bulduğum, sevdiğim, şu anki bu Mavi Karadeniz bizim Karadeniz'in Gözde televizyonlarından bir tanesi. Tabii ki benim Gözde kardeşim de beni arayınca tabii ki burada mutlaka ve mutlaka aynı şu anda sizinle görüşüp insanlarla hem dertleşiyoruz, aslında derdimizi de anlatıyoruz, hem fikirlerimizi hem de hasret gideriyoruz. Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum. Tüm Karadeniz TV'lerinin hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bu koronavirüs döneminde duyuyorum, bazen denk geliyorum, izliyorum. Ve sizler de bu konuda çok hassasiyet gösteriyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki ben de sosyal medyadan bazı arkadaşları kırmadan Twitter'dan olsun canlı yayınlar oluyor, canlı yayınlara katıldım. Ama çok sık sosyal medyayı da canlı yayına katılan, açan, program yapan bir sanatçı değilim. Televizyonlarda, televizyon programlarını kabul eden bir sanatçı değilim. Şu son yıllarda özellikle kalitenin tamamen düştüğü, kendini ifade edemediğin ve derdini ve müziğini doğru bir şekilde anlatamadığını ve insanlarla kucaklaşamadığını hissettiğin hiçbir programa katılmıyorsun. Şu anda ben Mavi Karadeniz'in bu sizin programınızın bence insanlarla kucaklaştığını ve kucaklaştırdığınızı ve insanlarla güzel bir muhabbet ettirdiğiniz ve sorularla beraber insanların merakını da giderdiğiniz bir güzel program yapıyorsunuz. Sizi alkışlıyorum. Öncelikle bu konuda. Abi ben de biz de seni alkışlıyoruz tabii ki. Yani teşekkür ediyorum. Programda şöyle bir şey var Davut abi. Biz buna çok önem veriyoruz. Diyoruz ki ya bu toprağın parçası olan insanlar programımızda olsun. Sen de bu toprağın büyük bir parçasısın. Biz de sana çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Onun için dediğim gibi artık A, B kanalı kalmadı yani. Kanalların kaliteli programlar kaldı. Bunu bilin yani. Bunu altını çiziyorum. Yani şu A program ya da A televizyon böyle bir şey yok. Aslında doğru yerde doğru program, doğru programın içerisinde olup o insanlara kendini ifade edebilmek, hasret giderebilmek. İşte o programları bilhassa olsun yapan dostlarımız, emeğe geçen tüm arkadaşlara da burada hepsine teşekkür ediyorum. Çaycısından genel müdürünüze kadar hepsine teşekkür ediyorum. Abi sen ne güzel bir adamsın ya. Vallahi. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Yusuf Ali uyudu mu? Efendim? Yusuf Ali uyudu mu abi? Yusuf Ali daha uyumadı. Yusuf Ali yanımda. Yusuf Ali. Bir Yusuf Ali'ye de selam verelim buradan. Yusuf Ali fazla televizyonlara çıkarmıyorum. İsteyenler var. Dizi teklifleri de var ama. ben onu fazla göz görmüyor Yusuf Ali. Merhaba de buradan bak. Yusuf Ali'yi de görelim. Maşallah. Evet. Maşallah. Yusuf Ali nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Seni gördüğümüzde çok çok sevindik Yusuf Ali bu arada. Çok da yakışıklıymışsın. Keşke seni çıkarmasaydık. Beni gölgede bıraktın. Beni gölgede bıraktın. Babanla aran nasıl Yusuf abi? Yusuf Ali bir soru sorayım sadece. Babanla aran nasıl? Babamla aram Allah'a şükür çok iyi. Neler yapıyorsunuz bu arada?
Babamla normalde dışarı çıkabilseydik babamla futbol falan oynardık eskiden ama artık evde olduğumuz için daha çok böyle kutu oyunları falan oynuyoruz. Harika. oğlumla aramda görüyorsun sosyal mesafe çok samimi. Harika. Yanaklarından evet. Öpüyoruz. Çok teşekkür evet. Ediyoruz sevgili Yusuf Ali. Çok sağ ol. Bu da size özel olsun yani. Harika. Ben bu size özel oldu. Çünkü niye? Aile televizyonu Karadenizimizin evet. Gerçekten sevilen bir kanalı ve Karadenizimizin her yöresinden açılıp İstanbul'da da olsun her tarafta uydudan izliyorlar, takip ediyorlar. İnanın ki şu anda ağ televizyonlardan daha çok izleniliyor ama bunun farkında biz farkındayız da A televizyonlar da farkında. Bunun siz de farkında olun ya. Yani. Evet biz de farkındayız da onlar çok bunu belli etmek istemiyorlar abi. Öyle söyleyeyim. Yani evet. Yusuf Ali her yere çıkmaz. Nereye çıkar? Evet. Mavi Karadeniz'e. Çünkü Mavi Karadeniz TV gerçekten bir bölgenin, Türkiye'nin televizyonu. Bizi Diyarbakır'dan da senin söylediğin gibi Azerbaycan'dan bile Azeriler bile dinliyorlar, izliyorlar, bize mesajlar gönderiyorlar. Yani bu konuda bunun farkındayız. Abi bir şey soracağım sana. Şimdi sen tabii çok yükseklere çıkmış, orayı teneffüs etmiş ve hala orada olan bir insansın. Fakat evet. Geriden de gençler geliyor. Yani iyi de sesler var. Onlara bir tavsiyen olacak mı? Ne yapsınlar, neler yapsınlar? Daha yok, çok arkadaşlar evet. Ne yapsın, ne etsin? Bence her şeyin kalitelisini yapsınlar. Kalitesiz hiçbir iş yapmasınlar. Çünkü insan müziğin değil, bir kıyafetin bile size uyuması gerekiyor. Bir terziye gidersiniz, kendi ölçülerinizi aldırırsınız ve elbise diktirirsiniz. O elbise size daha güzel oturur. Siz de kendinizi bir terzi düşünün. Müzik öyle bir şey. Notalar aynı şekilde. Ama yapacağınız konseptle tuttuğunuz zaman en iyisini yapmak. En güzelini, en uzağa ulaşabilmek. Her yerde çaldığı zaman utanmadan dinleyebilmek kendinden. Yani bunun demek istediğim şu. Yani müziğin hepsi güzel de bunun yozlaşması da var. Nasıl? Yani her eline gelen de tabii ki albüm yapmaması lazım. Bu özenti olarak da yapanlar da var. Ama çok da başarılı arkadaş da var. Hepsini de tebrik ediyorum. Canı gönüllerinden kucaklıyorum. Gerçekten ama. Ama dediğim gibi kaliteli. Her şey kaliteli. Çünkü biz kaliteli müzik yaparsak hem ülkemizin hem de dört bir tarafında dinleniriz. Hem de yurt dışına kadar yani dünyanın her tarafında her kulüpte olsun dışarıda düğünde işte her yerde çalabilecek ve vizyona sahip olur. Müzik de dediğim gibi bir evrenseldir. Hiçbir zaman Karadeniz müziği olarak bunu sakın Karadeniz müziği olarak düşünmeyin. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü ben Amerika'da zenciler olsun konserimde vardı. Almanya'da Almanlar vardı. Rusya'ya konser verdim. Beyaz Rusya'da Ruslar vardı. Yani Antalya'ya gittim gene Ruslar vardı. Zaten çoğu konserlerimde Ruslar. Yani yabancılarla çok konserler verdim. Demek istediğim doğru bir şey yaptığımız zaman dünyaya ses getirebileceğimiz kendi mutfağımızı daha iyi anlatabilmek için daha çok çalışmak lazım, daha titiz olmak lazım, kaliteli şeyler yapmak lazım. Yani onun için dediğim gibi terzi olmak lazım. Terzi olup kendinizi iyi bir şekilde çizip ve kendinizi, müziğinizi o şekilde o çerçeve içerisine alıp içinize sindiği zaman müziğinizi dışarıya sunmaya ve piyasaya ve insanlara beğenisine sunmaya o zaman işte rahatlıkla bırakmak lazım. Ben onun için benim yaptığım eserleri ben yapıyorum. Çocuk benim için. Hepsi çocuk. Kendi eserlerimi. Ama insanlarla buluşturduğum zaman acaba ne olacak diye düşünüyorum. Bir de bakıyorum onlar çınarlaştırmışlar. Onlar hepsi çınarlaştı. İşte o zaman diyorum ki evet Davut. Doğru duyguları seslendirmişsin, doğru sözler söylemişsin, yazmışsın. Bu kadar titiz çalışmışsın, 6 yıl albüm yapmamışsın ama 6 yıl sonra insanlara sunacağın şeyi çok titizlikle yapıp sunduğun için o insanlar sana onu hem sokakta, hem telefonda, hem sosyal medyadan her yerden sana onun tebriklerini ve dediğim gibi kutlamalarını gönderiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Milyonlar sattırdılar bana. Milyonlar gerçekten rekorlar kırdırdılar bana. Bu ülkede karpuzcusundan tut. Bu gerçek. Bunu yaşadık. Ankara'ya giderken bir karpuzcular vardır yolun kenarına. Biz yolun kenarında bir karpuzcuya rastladık. Ve o zamanlar otobüs ve tırlarla beraber konser turnesindeydik. Biz durduk. Yolun kenarına dedim amca ne yapıyorsun dedim ya stand kurmuşsun sip ben varım Nurcan'ım albümünü satıyor dedim ya buraya karpuz satıyorsun bunu ne yapıyorsun dediğim zaman amcam bana şunu demişti oğlum demişti karpuzdan çok seni satıyorum şimdi sağ olsunlar ve mola yerlerinde
kime rastladıysam, şimdi de Rize'ye giderken, arabayla giderken, abi benim ekonomi kriz dönemimdi o zaman, o zaman senin albümünle şunu yaptım, bunu yaptım satışıyla çok para kazandım. Belki de bizi şu anda dinleyen bu böyle kardeşlerimiz var. Evet, doğru diyor, diyor diyenler şu anda vardır. Ve ben böyle çok insanlara karşılaştım. Yani Allah hepsinden razı olsun. Abi. Allah dediğim gibi yapmış olduğumuz doğru bir işti. Yani Nurcan'ım albümü bir dediğim gibi sip sanat adına yapılan bir şey. Tek etnik poptu ama burada tabii ki çok büyük bir çalışma vardı. 2 yıllık bir çalışma ve yoğun bir tempo ne yapabiliriz? Arabesk de okuyabilirim. Çünkü almış olduğum Arif Sağ'daki eğitimim, müzik eğitimim, 3 yıl, 5 yıl oradaki eğitimim. O eğitimde ben neyi alabilirdim? Ben orada o zamanlar giderdim, arabesk de okuyabilirdim. Benim asas almış olduğum özel hocalardan da sanat müziği okuyabilirdim. Ama ben Karadeniz müziğini sahiplenip ona sahip çıkmak istedim. Çünkü bir Karadenizli olarak kemence çünkü çok arka plandaydı. Tabii ki çok değerli sanatçılar var. Alkışlıyorum. İsmail Türüt gerçekten emek vermiştir. Karadeniz'de gerçekten Karadeniz müziğini çok güzel taşımıştır. Volkan Konak gerçekten bunu çok güzel bir şekilde taşımıştır. Bazen sanatçı arkadaşlarımız birbirimizi ağza almaktan da çekinir bir durumdalar. Yani başarıyı alkışlamak lazım. Burada emeği de alkışlamak lazım. Biz aslında kucaklayalımız lazım. Birbirimize biz birbirimize duvar ören değil, duvarları yıkan olmamız lazım. Biz sarılan içi sıcak insanlarız. Biz yani nasıl diyeyim, menfaatli yürümeden daha çok aslında birbirimize bir millet olarak, toplum olarak yani sarılmamız lazım. Ama dikkat ederseniz bu bütünlük ve bu dayanışma nedense Karadeniz sanatçılar arasında, ben hepsine kapım açıktır, benim yanıma gelirler, hepsini de kucaklarım. Beni tanıyanlar iyi bilir. Ben de öyle kibir mibir hiç sevmem. Kibirden nefret ederim. Çünkü kibirli insanı Allah sevmez, ben de sevmem. Allah evet. Bizi kibirden de uzak tutsun. Onun için diyorum. Orada Volkan Konağı dedim, İsmail Türk, bunlar emek vermişler. Bakarsan oradan Resul Dindar çok güzel bir ses, aynı şekilde şu an emek veriyor, güzel işler yapıyorlar. Oradan takip edersen İmera var tabii ki. Sait Uçar var. Tabii aklıma gelmiyor. Ondan sonra yani Hülya Polat var. Yani bunlar dikkat ettiğiniz zaman Mustafa Topaloğlu var. Yani bunlar şimdi unutulmayacak. Yani Allah rahmet eylesin. Erkan Ocaklı Yeri Mekanı Cennet Olsun, abi. Her albümünde bir eseri var. Unutmadan bunları söyleyebilmek, yaşarken insanların değerini bilebilmek, ağza alabilmek. Ben öldükten sonra beni çok methetmiş, beni çok övmüş, çok bir değeri yok. Yani bu değerleri iyi sahiplenmek lazım. Kötüsüyle iyisiyle. Yani belki yapısı öyle olabilir, böyle olabilir, eleştirebilirsiniz. Her tarafımızı, her yönümüzü sevmek gibi bir lüksüne sahip değilsiniz. Ama yapmış olduğumuz sanatı da alkışlarken de lütfen bunda da kibir yapmayalım yani. Eğer güzel yapıyorsa sanatını alkışlayalım. Ama tartışılacak yönü varsa da onu tartışalım. Kesinlikle. Abi bu arada yani ortam müsait mi bilmiyorum ama hani olabilirse, geç de oldu saat. Şöyle bir böyle bir küçük kuble hayranlarına bir şey mırıldanmak ister misin? Şimdi bizim tabii ki eserler hepsi dillerde marş oldu. Şükürler olsun onlara. Hepsine teşekkür ediyorum. Yapmış olduğum söz ve müziği bana ait olan şarkılardan bir tane tabii okuyabilirim şimdi. O da çok tutmuş, isterler. Çünkü biliyorum ki şimdi altta eğer yazılar geliyorsa siz onları okuyorsunuzdur. Bilmiyorum geliyor mu orada. İllaki istiyorlar. Bütün şarkılarını istiyor izleyicilerimiz. Evet evet, dağlara tepelere yazın, duman olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar naz olur mu? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii. Evet. Diyor ki: Ana ama ağlama beni, ben elmedum. Ana ama ağlama beni, ben elmedum. Ben bu sevdalıktan kavuşa ni görmedum. Ben bu sevdalıktan kavuşa ni görmedum. Dağlara tepelere yazındı, man olur mu yazındı, man olur mu yazındı, man olur.
olur mu? Yar seni sevdim diye bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu? Dağlara, tepelere yazın duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yazın duman olur mu? Yar seni sevdim diye bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu? Bu kadar naz olur mu? Oy sevdam dağlara mı çıkayım? Oy sevdam yollara mı vurayım? Oy sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy dağlara mı çıkayım? Oy oy yollara mı vurayım? Oy oy sensiz nasıl durayım? Kız evunun önünde önünde, kız evunun önünde önünde gül topla rum toplarım bir tanem, gül toplarım toplarım bir tanem. Aşkından elsam bile sevduğum, aşkından elsam bile sevduğum. Gururumdan saklarım saklarım, gururumdan saklarım saklarım. Oy sevdam dağlara mı çıkayım, oy sevdam yollara mı vurayım, oy sevdam sevdam sensiz nasıl durayım? Oy oy dağlara mı çıkayım? Oy oy yollara mı vurayım? Oy oy sensiz nasıl durayım? Harikaydı. Evet. Eminim ki yani şu an yalnız ben alkışlıyorum ama eminim ki şu an bütün izleyicilerimiz seni alkışlıyor abi. Sağ olsunlar. Bir de size canlı yayınınızı bir ufak dikkat ettim, takip ettim. Tabii ki yayında çekim çok önemli, hassas bir nokta. Bazen yayınlarda çekim telefonla bağlantı yaptığınız için çekimde böyle bir kalitesi düşük oluyor. Evet. O konulara biraz dikkat edelim. Şöyle, tabii Zeynep Birinci'de de oldu bu. Yayladan bağlandılar. Yani normalde daha aşağıdan bağlanacaklardı ama O zaman daha aşağı indiği zaman bağlayacaksınız. Peki. Abi son bir soru sorayım. Ondan evet. Sonra da veda edeceğiz. Şimdi evet. Sen futbolla da ilgilisin. Tabii futbolla zamanında evet. İlgilendin. Liglerde önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Bizim de iki takımımız var Süper Lig'de. Evet. Trabzonspor ve Rizespor. Şansları evet. Nasıl görüyorsun? Şimdi Trabzonspor'un kupa almasını canı gönülden istiyorum. Canı gönülden. Çünkü Karadeniz'in bir şahlanması lazım. 40 yıldır beklenen bir hasret var. Bu hasretin bitmesi lazım. Trabzon gerçekten bu konuda çok büyük başarılara imza atmış geçmişinde ve şu anda da hep ikincilikle ligleri kapatan ya da üçüncülükle ya da dördüncülükle yani hep kafalarda oynayan bir takım. Trabzon'un Karadeniz'de gerçekten bir renk katması lazım. Yani bir bayram havası döndürmesi lazım. Rize Spor'a gelince Rize Spor'u zaten kendi Rizeliyim. Rize'me her zaman canı gönülden bağlı. Rize Spor'uma bağlıyım. Her zaman geldiğim zaman da statı da dolaşırım. Orada o hasreti gideririm. Orada da futbol oynadım. Ama o yeni sahada değil. Eski sahada olmadım. Yani demek istediğim şöyle söyleyeyim ki bu konuda birbirimizle kavga eden değil sarılan birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olacağız. Futbol bir yuvarlak top bildiğiniz gibi sahada 11 kişi, karşı tarafta 11 kişi, öbür karşı tarafta oynanan bir bu spor, adı spor. Ama buradan başka rantlar çıkarmaya çalışan arkadaşlara buradan o imkanı vermeyeceğiz. Evet. Yani onların o niyetlerine karşı biz onların niyetlerini körlendireceğiz. Onların o çıkmış olduğu o niyetleri biz taçlandırmayacağız. Aksine ayaklar altına alacağız. Çünkü birbirimize bağlı olacağız. Bizim en büyük dayanağımız bu olması lazım. Biz bir yani çünkü aralarımızda hep yarım saat, bir saat var. Karadenizler öyle birbirine bağlı. Şimdi Karadeniz, şimdi Doğu, Türkiye'nin ne tarafına gidersen git. Biz bir bütün bir insan, aynı bayrağın altında, aynı bayrağı kucaklayan bir milletiz. Biz bu millet, bu bayrağa, bu millete, bu dine sahip çıkacağız.
biz birbirimize saygı etmesek, biz birbirimizi sevmesek, kucaklamasak bizi kim kucaklayacak? Doğru. Ondan sonra hasret içerisinde. Onun için birbirimizi kucaklamamız lazım ki biz örnek millet, örnek bir toplum olmamız lazım ki yurt dışından gelen insanlar bizleri göstermesi lazım. Şu anda koronavirüste nasıl bunu göstermişiz? 15 Temmuz'da nasıl gösterdiysek aynı şekilde bunu her gün birbirimize aynaya söyleyerek ilk önce birey olarak kendimizi aşılamamız lazım. Evet. Davut abi çok çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ki varsın. Ediyorum. İyi Sağ ki olun. Varsın. İyi ki programımıza katıldın. İlerleyen günlerde inşallah pandemiler falan bittikten sonra yine stüdyomuzda da bu şimdi, güzel sohbetleri yapmak isteriz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Adnan kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir programdı. Programınızın tabii ki devamını diliyorum ama buradan şunu da belirtmek isterim. Tüm buradan Yeniden Refah Partisi, ben bunu da tanıtayım. Sanatçı kimliğimi hep konuştuk ama tabii ki biz şu anda siyaset olarak da Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan Genel Başkanımızın, Doktor Fatih Erbakan Genel Başkanımızın kurmuş olduğu Yeniden Refah Partisi'nde ben MKYK üyesiyim. Ayrıyeten Genel Başkan Yardımcısı ve danışmanıyım, sanat ve kültür danışmanıyım. Bunu da buradan belirtmek isterim. Buradan tüm Yeniden Refah Partisi'ndeki teşkilatında çalışan ve 81 ilde ve tüm ilçelerde teşkilatımız şu anda hazır. Hem seçime hazır, hem bu millet için hizmete hazır, çalışmaya hazır, hem hakka ulaştırmak için, hem doğru siyaset için hepsi hazır. İnşallah en yakın zamanda siyaset kimliğimizde de neden tüm sevenlerimle buluşacağız. Buluştuk ama dediğim gibi konferanslarla ve programlarda buluşacağız inanıyorum. Ama dediğim gibi siyasette hep derler ya, ötekileştirirler. Artık doğru insanların doğru yerde olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü doğru insanlar doğru yerde olursa o insanlar o halkın sesi olur. Biz hep sanatsal olarak halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Halkın duygularını şarkılarla, halkın duygularını dilimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Ama bizim yetkimiz çok ufak, fazla etkisi olmuyor. Ama siyasete girmemin nedenlerinden bir tanesi doğru yerde doğru siyaseti yapmak. İnsanların sözü olmak, insanların dili olmak, insanları tüm sıkıntılarını dile getirmek ve kapılarımızın tüm hepsinin tamamen sonuna kadar açık olup gelip tüm dertlerini dinleyebileceğim bir kardeşleri var. Çünkü ben onların yetimin de dilinden, fakirin de dilinden, öksüzün de dilinden anlayabileceğim, garibin, gurabanın dilinden anlayabilecek bir kardeşleriyim. Çünkü ben de yetim büyüdüm 10 yaşında ve onu iyi bilirim. Onun için dediğim gibi tarımcının da dilinden anlayabilirim. Çünkü benim de babam tarımcı. Hem devlet memuru ailesi çocuğuyum ama hem de ayrıyetten de tarımla tabii ki ilgileniyoruz. Çayımız var Rize'de. Burada tabii çay toplayıcılarına da öncelikle hepsine Allah kolaylık versin. Amin. Hepsi Allah yardımcıları olsun. Amin. Ve tüm tabii ki tarımla uğraşan herkese dediğim gibi ve biz burada emeklinin, dulun, yetimin yanında da bu tabii ki onları en iyi anlayabilecek dildeyim. Biliyorum ki Erbakan hocamız rahmetli. Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Allah yerini, mekanını cennet etsin. 16 yaşında onunla tanıştım. Direklere Refah Partisi bayrağı astık. Ve o zamandan beri o ruhu taşıyan bir kardeşinizim. O ruhu hiçbir zaman bırakmadım. Bırakmadığım gibi şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da 15-16 yıldır hep yanında, hem sanat camiasının içerisinde destek verdim. Hem sanat camiasının dışında da rengimi belli ettim. Her zaman yanında oldum. Ama şunu söyleyeyim ki hiçbir zaman bir partili olmadım. Ama Tayyip Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanımızı tuttum. Her zaman destekledim. Her zaman doğrularını alkışladım. Ama AK Parti'nin yapmış olduğu yanlışları da her zaman her yerde de eleştirdim. Onun için şunu söyleyeyim ki çok doğru bir şekilde bu siyasete büyük bir imle katacağımızı, yükselteceğimizi, doğru siyasetin olduğu yerde Yeniden Refah Partisi'dir. Bu partiye de tabii ki emek, şöyle söyleyeyim ki altta omuz insanlar 44 yaşında Doktor Fatih Erbakan, Erbakan hocamızın bir tane oğlu var. Ne paraya ihtiyacı var, ne pula ihtiyacı var. Hiçbir bu sıkıntılara girmesinin nedeni tamamen babasının yarım bırakmış olduğu, rahmetlinin yarım bırakmış olduğu tüm görevi tamamına ulaştırmak için yola girmiş. Aynı onunla beraber yola giren tüm kardeşlerime, tüm sevenlerime de
Ben biliyorum, çok da güzel tebrikler alıyorum. Telefondan da çok güzel tebrikler alıyorum. Hepsinden Allah razı olsun dualar alıyorum. Çünkü Erbakan hocamız emekliye, dula, yetime, herkese, tüm devletimin memuruna, işçisine %100 zamlarla beraber merhaba diyen bir başbakan. Ve tarıma da aynı şekilde, çaya da aynı şekilde. Onun için onu unutmak mümkün değil. Biliyorsunuz ki teknolojide en büyük mücadeleyi verenlerden ve imzası olanlardan bir değerdi. Allah yerini mekanını cennet etsin. Ve dediğim gibi bu uğurda koşan şu anda tüm bizim teşkilatımızdaki kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun. Amin. Ve tabii ki Doktor Fatih Erbakan'ın da en yakın zamanda inanıyorum ki Rize'ye gelmiştik. Koronavirüs, yani Covid, biliyorsunuz fakir koronaya yakalandığı zaman korona, zengin olduğu zaman Covid-19. Şimdi öyle bir şey dönüyor. Yani ben fakirim, ben olursam korona olurum. Onun için Covid olmam, Covid-19 olmam. Onun için şunu da seslenmiş olayım. Ben onların sesiyim, ben onların nefesiyim. Beni daha Davut'u Davut yapan o sevenlerimdir. Alkışlarıyla beraber beni, her türlü hizmeti bana o zamanki o sevgiyi vererek beni orada her zaman hep onur etmişlerdir konserlerimde. Ben de onları onur etmek için adaletli olan yerde olacağım. Eğer adalet orada olmazsa, adalet dışında bir şeyler döndüğü an burada yemin ediyorum. Onlar da bu beni biliyorlar. Hem vallahi inanın ki orada bir dakika durmam. Yanlışa yanlış, hataya hata diyecek bir kardeşleri var. Biliyorum evet. Ki ama bu yolda da hata yok. Bu yol dümdüz tertemiz bir yoldur. İnanıyorum bu yolda bizi halkımız, sevenlerimiz yalnız bırakmayacak. Biz de iktidara aday bir partiyiz ve kurulmuş bir partiyiz. Ama televizyonlarda dikkat ederseniz büyük A dediğimiz kanallarda ismimiz geçtiği anda reklam giriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, insanların kalbinden ama gözünden bu kaçmıyor. Ve daha çok sahipleniyorlar bizi. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Onlar biliyor ki hakkın yolunda olduğumuz, adaletin peşinde olduğumuzu. Onun için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan çok teşekkür ediyoruz abi. Saygılanıyorum. Uzun tuttum biraz ama. Estağfurullah, estağfurullah. Abi biz de şunu söyleyeyim. Çok özür dilerim. Evet. Araya giriyorum ama ben senin bulunduğun her yerde başarılı olacağına inanıyoruz. Hani parti, siyaset, iktidarlar ne olur ne olmaz bilemeyiz ama Davut Güloğlu bulunduğu yerin hakkını verecektir. En azından bunu Allah'ın çok izniyle, iyi biliyoruz. Allah'ın izniyle Allah güç, kuvvet versin. İmanımıza iman versin. Dediğimiz gibi girmiş olduğumuz yollarda bizi mahcup ettirmesin. Amin. Bu halka, hem halka hem yaradana. Ben Allah için diyorum, yani yaradan için, Allah için hep bu dünya için çalışmayacağız. Öbür dünya, asas önemli olan öbür dünya. Bu dünya üç günlük ama öbür dünya devamlılık var. Hiçbir zaman ölmeden yaşamak var. Orası mı burası mı? Tabii ki orası. Ben orası için çalışmak istiyorum. Yanımda çalışan, hata eden insanlar oldu tabii. Bizimle beraber, bizim ismimizle beraber çok insanlar dolaştı. Çok işler yapmaya çalıştılar. Biz de onlara yetkiler verdik. Ama o yetkileri verdiğimiz insanlar nasıl bu Allah bize bu dünyayı verip bunu kötü anlamda kullanan insanlar olduğu gibi bizim de yetki verdiğimiz insanlar, bizim yapmış olduğumuz, verdiğimiz işleri kötüye kullanan insanlar olacak. Bizi taşlayanlar olacak. Tabii ki karalayan olacak. Ama her şekilde bize saldırı da olacak. Ama biz biliyoruz kendimizi. Çünkü biz abdestimizden, dediğimiz gibi, şüphemiz yok. Az önce şunu da söyleyeyim. Şimdi İstanbul Yeditepe konserleri var. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle Yeditepe konserleri, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir konser. Ve bu konseri alkışlıyoruz. Cumhurbaşkanımız böyle bir şeye imza attığı için, sanatçılarla beraber böyle bir imkan sunduğu için. Ama tabii ki inşallah ayrımcılık yapılmaz. Kadronun içerisinde Karadenizli sanatçılar da olur. İnşallah onlara da bir kapı açılır. Çünkü her zaman kendisi belki bunları pek takip edemiyordur. Ama uzun yıllardır biz bunların üzüntüsünü yaşıyoruz ve biz uzun yıllardır burada bir ayrımcılığı görüyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü bazen o oluşumun içerisinde bazı Karadeniz sanatçı arkadaşlarımızı ve hiçbirimizi ve sevildiğimiz halde, toplumun istediği halde, hiç istenilmeyen insanların listede oluşu ama istenilen insanların listede olmayışı. Onun için buradaki Karadeniz sanatçı kardeşlerimin de bu konuda da duyarlı olması lazım. Peki. Gerekirse Instagram'dan konuşsunlar ve söylesinler. Onun için Cumhurbaşkanımıza buradan bunun duyurusunu yapıyorum. Yani organizasyon edenleri takibe almasını isterim. Çünkü bu böyle basit bir şey değil. Söylenilen isimler unutulmuş, hiç bilinmeyen ya da bilinen isimler de içinde 3-5 tane ama nedense hiç Karadeniz sanatçılarından, sevilen sanatçılarından bir tane uzun yıllardır şu 15 Temmuz'dan sonra bu organizasyonların içerisine
sokulmadıklarını görüyoruz. Evet. Ama biz de tabii bunun cezasını aldık. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da Türkiye'de tek ceza sanatçı alan benim. 30 bin lirada para cezası ödüyorum. Yani neden sebep? Sıla ile yapılan davamızda ben ne yaptım? Ülkemi savundum. 15 Temmuz'u savundum. Hala da savunurum. Bugünkü gibi savunurum. Bayrağımı, vatanımı, dinimi, Allah'ımı savunurum. Hiçbir zamanda bilsem ki hayran kaybedeceğim. O Allah'ın yolundan, bu vatanın yolundan asla ve asla vazgeçmem. Ayrılmam. Hiç umurumda değil. Her şey benim için vatan ve dinim ve kendi edebimiz, ahlakımız. Onun için ahlaktan kopmayacağız. Kendi değerlerimize, kendi değerlerimize ve ayrıyetten de kendi örfümüze, adetimize sahip çıkacağız. Dinimize sahip çıkacağız. Tabii ki tüm insanlığı kucaklayan bir dine sahibiz. Bunun kıymetini bileceğiz. Çünkü her dinden olabilir. Bunun Hristiyanı da olabilir. Bunun Yahudi de olabilir, Yahudi her şey olabilir. Evet, Budist de olabilir. Dinsizi de olabilir, ateisti de olabilir. Hepsini kucaklayacağız. Aynı dinin, çünkü bizim dinimiz hepsini kucaklayıcı kesinlikle. Bir dindir. Çünkü hepsine hoşgörüyle bakan bir dindir. Çünkü bu vatan hepimizin. Burada hangi ırktan, hangi milletten insan yaşarsa yaşasın, bu vatan hepimizin. Bu vatan hepimizin. Hepsini kucaklayacağız. Sadece ve sadece kucaklamayacağımız tek bir bölüm var. Ayrımcılık yapan, vatanı satan, vatanı bayrağına tanımayan insanları ben de tanımıyorum. Onun için ben buradan cezasını da aldım. Ama arkadaşlar nedense şunu söyledi. Ben dedi tiyatro ve şov diyorum dedi 15 Temmuz'a. O tiyatro ve şov diye denilen arkadaşımız nedense şov bitti, tiyatroda bitti diyorum. Şimdi gitsinler 250 tane şehit ölmüş. O şehitleri hemen kaldırsınlar. Buradan hakimine de sesleniyorum. O bana alay edip de konuşan hakime de sesleniyorum. O hakim şimdi gitsin, o şov bitti, tiyatro da bitti. Hadi o 250 tane şehidi yerinden kaldırsınlar. Ayrıyetten de onların yetim kalan çocuklarına gidip babanız geliyor diye gitsin onlara müjde versinler. Bunların hesabını Allah-u Teala soracak. Eğer onlar sormasa biz başa gelip soracağız Allah'ın izniyle. Herkese peki. Saygılar, sevgiler iletiyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm Karadeniz... Tüm Karadeniz'de bizi izleyen, nereye bizim dilimiz, sesimiz ulaşan, sizin kanalınızın nereye ulaştığınız, hangi tarafa, hangi yöreye, radyosundan, televizyonundan bizi izleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Yeni albüm de geliyor. Onu da unutmayarak söyleyeyim. 4 tane eserle beraber onlara da müjde vereyim. Güzel bir eserlerle söz müzikleri gene bana ait. Boş durmadık. Tabii ki bu virüs döneminde evde kapalı durduk. Çok güzel eserler yaptık. Onları en güzel şekilde müziklerle beraber de kucaklayacağız. Çok en yakın zamanda da inşallah tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok çok teşekkürler. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Allah her daim bize güç, kuvvet versin. Amin. Birlikten güç doğar diyorum. Amin. Onun için birlikten hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Doğru insanlarla sarılalım. Vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım. Çok teşekkürler. Yolun açık olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağlıklı günler diliyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Hadi. Hayırlı akşamlar. Davut abi ciddi anlamda doğmuş. Onu öğrendik. Ama yani Anadolu insanının bu yönü çok iyi ya. Bazen gerçekten ya dikkat ediyor musunuz? Araya girmemeye çalışıyorum. Yani araya gireceğim, soru soracağım ama o soruyu sormamaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Yani bu sizin için de böyledir, benim için de böyle. Ben doğallığı seviyorum ya. Şimdi ben bir soru soracağım, yönlenecek. Başka bir yere gidecek muhabbet. Ama Davut abi sağ olsun anlattı, her şeyini anlattı. Siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Tabii iktidarlar değişebilir, oy alır, oy vermez. Onu bilemem ben ama ben Davut abinin yani kendi bulunduğu noktada başarılı olacağını düşünüyorum. Az oy olabilir ama Davut abi başarılı olacaktır, buna inanıyorum. Ya da çok oy alır. O hani bizimle ilgili bir şey değil. Sonuçta siyasi bir program yapmıyoruz. Ama şu bir gerçek ki ben bu vatanın her yerini, her yönünü çok seviyorum ya. Hangi partide olursa olsun bunlar gerçekten çok önemli yok. Davut abi işte böyle güzel bir adam. Mehmet farklı bir düşünüyor. O farklı bir güzel adam. Ben farklı düşünüyorum. Zaten gökkuşağının çok güzel olmasının sebebi nedir biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Hepsi, her bütün renklerin orada olması. Sadece şöyle beyaz bir çizgi olduğunu düşünün gökkuşağında dikkatinizi çekmezdi. Ya da siyah bir çizgi olsa dikkatinizi çekmezdi ama orada 7 renk olunca güzel. İşte biz de o 7 rengi oluşturuyoruz. Mavi Karadeniz TV de tabii bu noktada 7 rengi oluşturmada çok başarılı bir televizyon değil mi?